What do you think about Zeytinburnu? I think it's a nice place. Oh my God, yes. Why you come to Zeytinburnu? Because I'm here for holiday. Yeah. And first our booking. Maldiv Bavita. Memleket Kuderi. Memleket Mardin. Mardin'e Nusaybin'e ne? Ciz Nusaybin, Nusaybin. Açım Nusaybin salaçını. Açım vere, devlet kaldı, hani Afas bi. Hani. Halit'te keyfi tarında kalın. Çok güzel orayı. Birinde. Bir zeytin bunu örünüştün. Aa. Pazara seçim bütte uyu kokedin. Vallahi ne zan masak saçımı ne adam? İdi zanın dinave. Ne adam saçımı? Lıfıra lıfıra suya seçim ette uyu kokedin. Az hiç saçımı ne adam kat? İyiyiz. Türk vatandaşı mısınız? Değilim. Uy kullanmıyorsunuz? Yok kullanmıyorum. Nereliyiz abi? Afganistanlıyım. Afgan. Ne zaman geldiniz? 1982'de. O gün yana kimlik almadınız mı? Almadım. Niye? Avrupa'ya gittim. Ha, yurt dışındasınız. Evet. Anladım. O zaman konuşalım. Türkiye Cumhuriyeti. Buraya gönder. Buraya. Kamera göster. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Okey, konuşalım Türkçe. Elhamdülillah. Arabik. Okey. Hocam geçim nasıl gidiyor? Çok zor. Memur musunuz? Çalışıyor musunuz? Emekliyim. Yetmiyor. Yetmiyor. Şeyden problem var büyük. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Tarafsızım. Atatürkçüyüm. Cumhuriyet Halk Partisi'ne o zaman yazdık. Kendisine İnşallah hep YouTube böyle. İzliyor musunuz abi YouTube kanallarını? YouTube kanallarını evet. Bizim oldukça. Videolar denk geldi mi İstanbul Times TV? Yani İnşallah o kadar seri gelin. Değilim yani. Tamam. Abi yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Ya yaşam bana göre şu anda normal. Hani bazı şöyle bir şey, tabii ki bazı zorluklar var mı? Var. Yani ben bugün bir inşaatçı olarak bana sorarsanız. Kendi iş sahibisiniz. Tabii evet. İnşaatçı olarak sorursanız geçen seneyle bu sene arasındaki bayağı fark var. Düşmüş. Geçen sene aldığımız malzeme bu sene iki katına. Evet. Abi bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Valla orası kapalı. Şimdi ben pek Eyvallah. Siyasetten yani. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Yok, ben Çırpıcı Mahallesi'nde Zeytinburnu'nda oturuyorum. Ben 30 senedir. Evet, tamam, 30 senedir. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Barbar. Zor. Çok zor. İmkansız neredeyse. Evet. Abi bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye? Valla hangisi olursa olsun. Değişmesi şart. Evet. Anketimiz sayaçlı. Bir tane partiye ona yazalım abi. Köy verildiğin partiye söyleyeyim. Valla CHP'den İmamoğlu'na olsa veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Sağ ol. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Abi şu an kiralar arttı şu an abi. Çok arttı şu an. Abi bir evin kirası zaten 5 bin, 6 bin lira yani. Orada da var. 70 metrekare 7 bin lira fiyat çekiyorlar. Yani abi. Yakıyor abi. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Ben abi yeni gelenler vereceğim. Deva var. Deva Partisi'ni vereceğim abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Çok kötü. Çok kötü. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Kime vereceğiz? Evet. Tayyip'den hariç kim gelirse kim? İşte CHP var, Refah Partisi var, Deva Şimdi var. Tayyip'e karşı hangi biraz... CHP en güçlü şu an CHP ana muhalefet. CHP diyelim mi? Diyelim. En güçlü CHP. Hala. Ya yaşam geçim hani belki benim kekası olarak belki durumum iyi ama yani vatandaş olarak kötü. Durum kötü yani. Gerçekten tamam. Görünen o yani. Hepsini düşünmek lazım. Yani, abi bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Valla Tayyip Barış herkese verebilirim Bir yani. Bir tane söyleyin çünkü sen anketimi sayın. Yani altılı masa diyebiliriz yani. İyi Parti. Kamera yani, çık. İyi Parti. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl efendim? Ya şu andaki şartlara göre zor. Biraz zor. Zor. Peki abi bu pazar günü sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? O bende sır kalsa. O da bir cevap. Hay hay. Tabii sıkıntılar olsa da iyi. Allah'a şükür. Bu pazar günü sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Çünkü İstiklal ve karşısında muadil durabilecek bir karakterde kişi göremiyoruz. Yok mu karşısında? Şimdi Ekrem İmamoğlu tayfasına baktığın zaman bakanı seviyoruz zaten. En büyük alternatifimiz o Tayyip Erdoğan'dan sonra. Ama Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı müddetçe biz Tayyip'e vereceğiz. Tamam, geçim, ekonomi nasıl efendim? Çok zor. Şartlar. Çalışıyoruz abi. Emeklilik yok. Yetmiyor. Her şey dünya ateş pahası oldu. Bunu devlete yıkmamak lazım. Geçen sene kanat 13 liraydı. Şimdi 50 lira olmuş. Şimdi şöyle bir şey. Ben sana söyleyeyim. Şimdi başkan elinden geleni yapıyor. Halka veriyor ama maalesef insanlarımız hiçbir şey beklenti olmadan direkt üzerlerine koyuyor. Şimdi kanat dediniz örneğin. Evet. Kanada şimdi Cumhurbaşkanı mı zam yaptı veya İçişleri Bakanı i̇şte mı zam diyor yaptı? Ki ben sordum. Diyor ki abi mazotla geliyor. Mazot adı çıkınca kamyon şimdi, yansıyor kilo başına. Şöyle bir şey. Mazot aldığımız petrol ve Benim şeyle aldım, hepsi diyor, yurt dışında. Köz diyor. Şey diyor. Közde ne diyor ona ya?
şey kömür diyorlar. Kömür ha. Kömür diyor ithalat. Dolar arttı diyor altıdan yani. Abi şöyle bir şey. Türkiye'nin hiçbir şeye ihtiyacı yok. İnan Allah'a hiçbir şeye ihtiyacı yok. Mazotu mesela diyor ya 5000 lira Antalya'da katır geliyor, kamyon geliyor. Şimdi 13 lira diyor. Dedim ya insanlarımız yapıyor çoğu şeyi. Şimdi alıyoruz mesela 100 dolardan aldığımızı 300 dolardan veriyoruz. Dolar bazına. Tabii dolar. Peki abi bu pazar seçim olsa kime vereceğiz? Ya bu pazar seçim olsa yine Tayyip Erdoğan'a veririm. AK Parti'ye. Hangi mahallede ikamet ediyoruz? Büyükçekmece. Ha başka ilçede. Vallahi şu an kötü geçiyor abi ya. Zor mu? Tabii ki. Hani piyasa bu pazar sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye veririz? O bende kalsın abi ya. O da cevap. Abi valla berbat ya. Öğrenci miyiz, çalışıyor muyuz? Yok çalışıyorum. Kendi tekstil firması var bizim. Orada çalışıyoruz. Kendi firmanı. Yine de berbat diyorsun. Aile firması. Evet. Yine de berbat. Memleket nereye? İşte işçiye maaş veriyorsun. Doğru. Elektrik. Yani elektrik. Nereye? Memleketmiş. Muş. Hangi mahallede oturuyorsun burada? Vargeller, Sümer Mahallesi. Sümer. Evet. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz dostum? Oyumu HDP'ye veririm. Halkların Demokratik Partisi'ne yazdık. Evet. Çok teşekkür ederim. Kamera bakın lütfen. Merhaba. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Çok kötü, aşırı kötü. Öğrenciyim. Bakalım, şu an bile öğrenciyim. Şu an hatta iş bakmaya gidiyorum yani ihtiyaçlarımı karşılamak için. Aynen öyle. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Çırpıcı'da oturuyorum. Çırpıcı'da. Bu pazar seçim olsa, kameraya bakarak konuşabilir miyim? Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Oyumu CHP'ye veririm. CHP'ye. Aynen. Ekonomi nasıl efendim? Güzel. Geçinebiliyoruz. Evet. Peki bu pazar günü ülkece sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Partiye veririm ben MHP'yle. Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. İkametimiz neresi efendim? Hangi Zeytinburnu, Yeşiltepe. Yeşiltepe. Ben de oradayım. Nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam, geçim, ekonomi. Evet efendim. Valla şöyle etrafıma bir baktığım zaman millet hayatından gayet memnun. Siz memnun musunuz? Biz size soruyoruz. Ben değilim. Önemli olan mutlaka kimse memnun değil. Bakma uzaktan. Görüntü veriyorlar. Şimdi olmayan çok. Şimdi insanlarımız kendisi yapıyor bunu. Şimdi Sirkeci'den geliyoruz arkadaşlar. Evet. Dedik ki oturup bir yerde bir şey yiyelim içelim. Evet, orada oturdum, evet. Mümkün değil. En basit yemek 60-70 lira tek yemek. Yani. 100 lira ancak verirsin. O da ya. Normal bir esnaf lokantası. Yani. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksin? O kadar hiç kullanmadım. Anlamadım. Şu ana kadar kullanmadım. Kullanmadım. Yok. Yok. Tamam. Verdik. Aynen şeyler yok. Gerek yok. Bizim bir tamam olsun ki. Yok yok. Arkadaş zaten gereken her şeyi anlattı. Diyeceğim farklı olmayacak. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Ekonomi çok kötü. Berbat. Nerede yaşıyoruz? Zeytinburnu mu? Zeytinburnu'nda evet. Memnun musun Zeytinburnu'nda? Zeytinburnu'nda yani memnuniyet, ekonomik kriz olmasa sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Kameraya bakarak olsa. CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Hangi mahallede oturuyoruz abi? Seyit Nizam. Seyit Nizam. Allah'a nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağlık, saati inşallah. Elhamdülillah. Allah dayasın. Allah'ın yaşam, dayasın. Geçim nasıl gidiyor efendim? Geçim ortamımız belli. Aynı gemide yüzüyoruz. Evet. Efendim bu pazar günü ülkece sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye veririz? İşte onu söylemesek iyi olur. Bu da cevap zaten. Söylemek istemiyorum. Eyvallah. Şimdi bir şey söyleyeyim. En yakın Nasreddin Hoca'nın 40 tane şeyi varmış. Kimin? Nasreddin Hoca. Nasreddin Hoca. Biniyor, sayıyor diyor ya 39, yeniyor, sayıyor diyorlar, hocam sen ne yapıyorsun? Buraya bakarak konuşuyor, şey boşa gidin. Yok ya, benim eşeğim 40 tane değil mi? Evet. Birini binmişsin, 39'u önde gidiyor. Şimdi 39 onun meselesi. Geleceğimiz iyiye gidiyor diyoruz ama Allah-u Teala yönümüz kıblaya, sizi gibi değerli adamlar geleceğimizi hayra çevirsin. Bu ortamda iyi değiliz. İyi değiliz. Peki bu pazar sandığa gitsek R'yi kime vereceğiz? Şimdiye kadar AK Partiliyim. Şimdiye kadar. Heh. Ama inşallah yine o gelir. Ben o partidenim. Çünkü bundan sonra da geleceği adamı göremiyorum. Abi ölüm var, Allah korusun, gecinden versin. Tayyip Erdoğan halkın rahmetine kavuştu. O zaman ülkemiz yönetilmeyecek mi? Türkiye 100 yıldır var. Ben sana bir şey diyeyim. Yani kişilere niye bağlıyoruz devletimizi? Arıcı var ya, arıcıyı düşünüyorum ben ondan sonra. Arıcı kim? Yardımcısı var diyen şeyin. Milletvekili, Manisa milletvekili. Bülent Arınç. Ha, Bülent Arınç. Evet, ondan sonra onu düşünüyorum. Onu düşünüyorum. O yok, artık partiden ayrıldı. İnşallah buna bir şey olmaz. İnşallah bir şey olmaz. Diyelim ki Allah korusun bir şey oldu. Arıç gelecek. İyiyiz. Türk vatandaşı mısınız? Değilim.
oy kullanmıyorsunuz? Yok, kullanmıyorum. Nereliyiz abi? Afganistanlı. Afganistan. Ne zaman geldiniz? 1982'de. O gün yana kimlik almadınız mı? Almadım. Niye? Avrupa'ya gittim. Ha, yurt dışındasınız. Evet. Anladım. Evet. Akrabalarınız var burada? Var akrabalar, evet. Tamam. Ama Afgan Türküsünüz değil mi? Evet, Afgansa Türkmeniz. Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Ben Yunanistan'da yaşıyorum, Atina'da. Yunanistan'da, ha. Evet. Oran mı yaşam kolay burada mı? Orası. Orası kolay. Evet. İnsan hakları var çünkü. Orada var değil mi? Evet. Burada yok mu? Burada vardır ama yaşamadığım için bilmiyorum. Sıkıntı. Evet. Orada çünkü yaşadım, 25 sene, kaç 26 sene yaşıyorum, biliyorum. Zor. Zor. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Onu içimde kalsın. Eyvallah. Melde Bavita. Memleket Kuderi. Memleket Mardin. Mardin'e, Nüseybin'ine, cizdi kire. Nüseybin, Nüseybin. Nüseybin, açım Nüseybin salaçını. Haa. Açım vere, devlet kaldı, hani Afos Bey. Hani. Halit'te kifi tarında kalın. Çok güzel orayı. Birinde. Zeytin bunu örün içtin. Haa. Pazara seçim bütte uyu kokedin. Vallahi ne zannımasak, saçımı ne adım? İyi zannın dinle. Ne adım saçımı? Lıfıra lıfıra, suya seçim ette uyu kokedin. Hiç saçımı ne adım kesin. Uyu kullanmış ne adım? Haa. Harama. Eyvallah, keyrim anayi. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olasın, nasılsın Hüseyin abi, iyi misin? Teşekkür ederim. Bizim telefoncumuzsunuz, memnunuz sizden. Olsun, biz de sizden memnunuz. 58 Bulvar'da Berfin telefon. Tesadüfen karşılaştık. Evet. Bu pazar günü, önce yaşam ekonomi nasıl? Vallahi yaşam ekonomimiz sıfır. İş güç yok yani. Fiyatlar her gün artıyor. Yetişemiyoruz. Yok, yetişemiyoruz. Bugünkü aldığımız malı yarın yerine koyamıyoruz. Dövize bağlı. Evet, dövize bağlı. Peki efendim, bu pazar günü ülkece sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz genel seçimde? Genel seçime oyumuzu hangisi? Selahattin Demirtaş'a, HDP'ye. Halkların Demokratik evet. Partisi. Ekonomi nasıl gidiyor? Çok zor gidiyor. Kamera bakarak. Öğrenci miyiz? Evet. Ne yaptın mesela, ne değiştirdin? Pahalı mı her şey? Pahalı. Hiçbir şey alamıyorum. Otobüse bile binemiyoruz. Öğrenci 4 lira. Çok yüksek. Evet. Peki bu pazar günü seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Yani ben pek bilmiyorum ama iyiyim. Benim Zeytinburnu trafiğe kapalı 58 Bulvar'dayız. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Vallahi ben buranın yerlisi değilim. Ne ben ne yurt dışından geliyorum. Bence bu soruyu en güzel bence yerliye sormanız eyvallah lazım. İnsanlar ağlıyor çünkü. Değiştirdin. Hangi ülkeden geldiniz? Almanya'dan. Orada mı yaşam kolay, burada mı? Gördünüz fiyatları. O aşikar bir soru değil mi bence cevap yani? Yok, burada pazar diyor ki orada da artmış, mal yok, yağ evet, yok. Hayır, arttı evet, orada da arttı ama bence Türkiye ile kıyaslanamaz. Yaşamak zor. Hayır, Almanya'da yaşamak buraya nazaran burada çok kolay. Burada zor. Burada tabii ki zor. Evet. Ve o Almanya'dan yaşayıp da buraya gelenler konuşuyor böyle, ahkam kesiyoruz evet. Ya. Çok kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. İşte sanki orada ölmüş, bitmiş, sanki şeyde yani. O zaman gelsinler. Ben bütün o Almanya'da yaşayan, o inanılmaz Türkiye'yi öven, ki ben de yurdumu çok seviyorum. Buraya gelsinler, burada yaşasınlar. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Madem bu kadar mükemmel. Burayı. Şimdi orada 2000 euro alıyorlar. 40 bin lira koyuyor cebine. Hatta evet, rahat rahat geçiniyor. Ona iyi. Ama buradakini düşünmesi lazım. Kesinlikle. Ben elini vicdanına koymalı diyorum herkes. Kesinlikle. Avrupa'daki insanlar, buradaki insanlar. Evet, yurdumu çok öyle seviyorum ama çok üzülüyorum. İnsanlarımız. Misafirliğe mi geldiniz Zeytinburnu? Abim burada yaşıyor. Hepsi burada yaşıyorlar. Zeytinburnu'na mı? Abim ve ablam burada, evet, Zeytinburnu'da. Nasıl buluyorsunuz Zeytinburnu'nu? Daha önce gelmiş miydiniz? Vallahi geldim, hani izine geliyorum. Ablamı ziyarete geliyorum. Çok Zeytinburnu kitabını yazarıyım. Sevmiyorum aslında. Evet. Işık ve son yıllar nefret ettim diyebilirim. İnsanlar çok karıştı. Oralara değinmek istemiyorum. Çok göç var. Hep Zeytinburnu'na. Evet. Bakın ben ablam burada olmasa buraya uğramam bile. Doğru. O getiriyor. Peki efendim, bu hafta sonu seçime gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Seçime hangi partiye vereceğim? AK Parti olmadığı kesin. Tamam, öbürünü söyle, hangisini yazalım? Onu söylemiyorum. Eyvallah. Onu söylemiyorum ama kesinlikle AK Parti olmadığı kesin. Ben Trabzonluyum bu arada. Hani herkes çünkü AK Parti'ye vermeyince işte hemen kötü, işte bu partiye veriyor diyor. Hemen insanları böyle etiketleniyor. Ona çok karşıyım da aynı zamanda. Herkes istediğini verebilir. Okey, partinizi söylemek istemediniz. Tamam. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yok, yok. Çok geçinemiyoruz. Çok emekliyim ama hiç geçinemiyorum. Evde de hasta bir çocuğum var. Uçtuk diyorlar. Pardon, onlara sen bakma. Hiç geçinemiyorum. Hangi mahallede oturuyorsun efendim? Ben Veli Efendi 74B çıkmazdı. Artı da evde hasta bir çocuğum var. Bir çocuğum, hiçbir şey yapamıyorum. Peki. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz efendim? O bende kalsın. Bu da cevap. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz de nasılsınız? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Ekonomik şu an çok zor.
Çalışıyor muyuz öğrenci? Çalışıyorum ben. Geçinemiyorum. Yetmiyor. Etmiyor aynen. Peki bu pazar günü seçime gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ben kararsızım, o konuda bir şey diyemiyorum. Eyvallah, olabilir cevap. Ekonomi dışında her şey güzel. YouTube izliyor musunuz? İzliyorum. Bizim videolara denk geldiniz mi hiç? Bir iki seferden geldim evet. Peki abi bu pazar seçime gitsek oyu kime vereceğiz? Tartışması Erdoğan. AK Parti'ye? Evet. Artık yapamıyor, her şey pahalı diyorlar. Ne dersiniz? Yok, ben ona katılmıyorum. Niye? Alternatifi yok. Abi şu olur anda, mu öyle Allah'ın dışında her şeyin alternatifi var ya sen altı ben bir, şey. Bir Allah'ın alternatifi yok. Hayır, bak 128 bin peygamber geldi. Evet ama bana şu anda öndeki kağıdı okumayan Kılıçdaroğlu işte ya MHP'den ayrılmasına gerek yok ya. Hayır, ama işte devleti yönetiyorsun bu hani koyun sürüsü değil özür dilerim yani. Tabii. Devleti yönetmek farklı bir olay. Aha. Herkesi memnun edemezsin o ayrı bir şey ama yani en iyi yapmaya. Peki efendim kiralar, şeker 3 liradan 30 lira olmuş. Doğru. Yani hiç mazot 30 lira olmuş. Evet hiç mi hükümeti suçu yok? Tabii ki hükümet suçlu. Şu şöyle bir şey ama 20 yıldır bu var. Ama bu sadece bizde kaynaklanan bir şey. Bütün dünyada bu kriz bir var. Bir önce bir Alman geldi dedi. Evet. Bizde 1.64 Ocak'ta. Şimdi 1.95 %30 dedi. Tamam. Bizde %255 artmış. Doğrudur. Hem kur var hem artış var. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Ben ekonomistim. Tamam. Siz ekonomist olabilir. Ben de kendi çapımda ekonomistim. Eyvallah. Şöyle bir şey. Geçen sene yani 2021'de mazot 7 liraydı değil mi? Mazot evet. Benzin. Evet. Şu an 30 liraya gitti geri geldi. Ayrı bir şey. Bunun sebebi ne? Hem ham petrolün yukarı çıkması hem doların 7 lira 8 liradan 18 lira çıkması. Evet. Peki bu hükümetin suçu mu? Evet kısmen ama hepsi değil. Niye? Bütün dünyada ekonomik kriz var. Bir pandemi diye bir illet biz geçirdik bütün dünyayla beraber. Onu da bize katmış olduğu bir şey var yani. Peki madem ki Recep Tayyip Erdoğan dediniz bir şey sorayım. Tayyip Erdoğan AK Parti kurduğu hiçbir arkadaş şu an yanında yok. Doğrudur. Bu bir eksik. 84 kurucudan 76'sı yok. Ha, siz, geçen ben şeyde seyrettim. Ya Haber Türk'tü ya da Haber Global'dı ya da TV100'ü. Siz mesela 80 arkada 76'sı evet. Gitse. Evet. Sizde biraz suç aramak gerekir mi gelmez? Gitse mi gönderilse mi acaba? O tartışılır. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Göndermesi de yanlış değil mi? Ben bir örnek verebilirim. Göndermesi de yanlış. Hayır. Ya başta yanlışlık oldu. Eğer ben onlarla yani benim istediğim istikamete gidemiyorlarsa kusura bakma onlarla yol ayırmak zorundayım. Ortak akıl diye bir şey yok mu? Ortak akıl tabii ki var. Zaten ortak istişare bu Tayyip Erdoğan olmazsa olmazı istişaredir. Şimdi ben sana bir örnek vereyim. Artık yapmıyor diyorlar. Hayır ben bir örnek verebilir miyim? Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu kim tanıyordu? Ahmet Davutoğlu nereden geldi oraya? Efendim o doğru bir şey değil. Tayyip Erdoğan kim nerede bakan geldi? Onun sonu yok. Allah nasip etmiş gelmiş. O anlamda demiyorum. Bir sürü kitabı danışman var, tamam danışmandı. Sonra Dışişleri Bakanı oldu. Evet. Sonra AK Parti Genel Başkanı oldu. Sonra bunu ne için söylüyorsunuz? Oldu. Bunu oraya kim getirdi, nasıl geldi? Erdoğan Erbakan getirdi. Yani bunun sonu yok ki. Ayrı bir şey. Hayır o farklı bir şey. O ayrı bir şey. Menderes CHP'de herkes bir yerden gelmiş. Yani bunun sonu yok. Siz az önce bana dediniz ya oraya gelen 84 kişiden 76'sı niye gitti, niye gönderildi? Bir kısmı gitti, bir kısmı gönderildi. Tamam sonuçta ama sıkıntı yok mu? Ya tabii ki sıkıntı var. Biz yok dese yalan söyleriz zaten. Evet. Ama Toyota'nın Volkswagen'in güzel bir reklamı var. Bunu yayınlayacaksınız değil mi? Evet, biz iyisini yaparak. Süper. Biz daha iyisini yaparak en iyisi bu. Şu anda çok özür dilerim. CHP'liye de sorsan, evet. İyi Partili'ye de sorsan, kime sorarsan sor, alternatif yok. Peki keşke efendim yeni partiler geldi. Gelecek, maalesef, Deva, Yeniden Refah. Maalesef güven vermiyor. Yok maalesef. Muhalefet vermiyor. Yok vermiyor. Gerçekten vermiyor. Tamam. Samimi olarak söylüyorum. Evet. Bak ben fanatik Tayyipçi değilim. Ayrı bir şey. Yok abi. Yok. Evet. What do you think about Zeytinburnu? I think it's a nice place. Oh my God, yes. Why you come to Zeytinburnu? Because I'm here for holiday. Yeah. And our booking was cancelled, so a friend of ours fixed the place here. Okay. You're originally from? Where are you from originally? Afghanistan. Okay. So a lot of Afghans are here. Yeah, I know. Yeah. Okay. What about Istanbul? You like Istanbul? I really like it. It's really a big city. Istanbul, yeah. A lot of cultures. Yeah. A lot of. I like the businesses. A lot of businesses. In Holland, which city you live in Holland? Zoetermeer. It's near The Hague. Yeah. It's near The Hague. Do you know The Hague? Yeah. Yeah. There. Thank you very much. Yes. Bye bye. Thank you. Bye bye. Istanbul's nice. Okay. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.